Şimdi tabii bu ayçiçek yağı krizi muhalefetin de gündemindeydi. CHP sözcüsü Faik Öztrak ayçiçek yağındaki fahiş fiyat artışları ile ilgili iddialarda bulundu. Bazı marketlerdeki izdiham görüntüleri üzerinden hükümeti hedef alan Öztrak, işgal edilen Ukrayna, yaptırım uygulanan Rusya ama yokluğu çeken Türkiye dedi. İşgal edilen Ukrayna, yaptırım uygulanan Rusya ama yokluğu, kuyruğu, sıkıntıyı çeken Türkiye. İnternette 18 litrelik ayçiçek yağı 1100 liraya 36 ay taksitle satılıyor. Sanki tek taş pırlanta, sanki araba. Ayçiçek yağındaki fiyat artışları ile ilgili iddialar üzerinden hükümetin ekonomi politikasını hedef aldı. Ne alıyoruz? Yemeğe koyacak yağ mı alıyoruz yoksa başka bir şey mi alıyoruz? 36 ay taksit nedir? Aslında söyleyelim, sonuçtur sonuç. Beceriksizliğin, çakma ekonomistliğin sonucudur. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısında. Saray ve şu rekası alışmış, çözüm bulmuyor. Dışarıda şöyle oldu, savaş çıktı da böyle oldu diye laf çevirip duruyor. Yani bu bahanelerin hiçbir geçerliliği yok. Bunlar milletten kopmuş. Konuşmasının önemli bir bölümünü enflasyonla mücadeleye ayırdı Öztrak. Çözüm tarlada dedi. Hala anlayamadılar. Enflasyonla mücadele markette sopayla yapılmaz. Etiketlerle boğuşarak olmaz. Çözüm tarlada, çözüm üretimde. Traktöre mazot lazım. Geçen sene bu zamanlar traktörün deposu 820 liraya doluyor. Bugün 2400 liraya doluyor. Geçen yılın 3 katı. İnsaf.